Fanatik Web TV'den iyi günler diliyoruz. Bugün konuğumuz Milliyet Gazetesi spor yazarından Sayın Bilal Mişe. Bilal abi hoş geldin. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkürler. Türksel Süper Lig'de yolun sonuna gelmek üzereyiz artık. Beşiktaş şampiyonluk adına bu hafta sonu çok önemli bir maça çıkacak. Kendi evinde İnönü'nde Galatasaray ağırlayacak tabii. Peki şimdi Süper Lig'in genelinde Beşiktaş'ın performansına baktığımızda Beşiktaş böyle kritik maçlarda hep takılıyor. Ki ilk 6'daki rakiplerinde galibiyeti de yok bugüne kadar Süper Lig'de bu sene. Peki bu maçta bizi neler bekliyor? Nasıl bir maç izleyeceğiz? Şimdi Beşiktaş bu maçta çok şeyler bekliyor Beşiktaşlılar. Yani bir zorluk bekliyor. Bir kere kolay değil, Galatasaray'la oynayacak. Yani neticede Galatasaray'da Avrupa kapısını aralamak için mücadele ediyor. Bir prestij mücadelesi de var. Yani şampiyonluğu kaçırmış bir ekip var. Böyle bir takımla oynamak, yani yaralı bir aslanla oynamak kolay değil tabii açıkçası. Ama öte yanda 5 yaşında iki tane, bir kupası vardı işte biliyorsunuz, Türkiye Kupası. Bir de şimdi bir kupa var. Yani Süper Lig Kupası. Mustafa Deniz açısından da çok önemli bir 90 dakika olacak. Hatta belki 180 dakika olacak bu. Deniz'i maçına da sarkabilir her şey. Deniz'i tarihe geçecek biliyorsunuz. Üç büyük kulübü şampiyon yapan tek Türk antrenör olacak. O anlamda Mustafa Deniz'i de stres içinde şu anda. Çünkü Ankara Gücü maçında bunu gördük. Neredeyse sahaya gidip hakemin üzerine de yürüdü yani. Neredeyse. O da aşırı stres ve motivasyonla kaynaklar dediğim gibi. Yani Beşiktaş'ın zorluk derecesi yüksek bir maç oynayacağı kesin. Ama Beşiktaş'ın da dediğim gibi Ünürsan'ı da biliyorsunuz çok baskı altında kalıyor Beşiktaş. Zaten dikkat ederseniz en kötü oynadığı maçlarda Ünürsan'ın da gerçekleşti. İşte Bursa'yı yenemedi biliyorsunuz. Fenerbahçe'ye ise çoktan kopmuştu iş aslında. Tabii. Fakat olmadı bunlar. Dediğim gibi baskı kaldıramıyor. Yani üniversitedeki baskıyı da kaldırmak için biraz da yürek ister açıkçası. Çünkü müthiş bir taraftarı var. Özellikle kapalı tribün taraftarları inanılmaz bir baskı koyuyorlar ki bu baskıdan zaman zaman biz bile nasibimizi alabiliyoruz yani. Özellikle Beşiktaş gol gol diye bağırdıkları zaman biz bile strese giriyoruz. Halbuki top oynayan biz değiliz. Biz işimiz yapmıyoruz ama bizi bile etkileniyorsak futbolcu etkilenmesi çok doğal. Hele hele Türk milleti çok duygusaldır. O anlamda bence bir dezavantaj gibi görünüyor yani üniversitede ama dediğim gibi ya, yani üç olmasa bu maçta biraz baskıyı geri bıraksınlar, biraz daha sabırlı olsunlar diye düşünüyorum. Yani o anlamda ama dediğim gibi Beşiktaş'ta bütün ibreler Beşiktaş'tan yana bu maçta bence. Peki bu maçta Mustafa Deniz sahaya nasıl bir kadro çıkarmalı ve taktik anlayışı nasıl olmalı? Mustafa Deniz'i biliyoruz yani milli takımdan olsun, Galatasaray'dan olsun, Fener'den olsun ofansif ağırlıklı. Yani 2 yarım 3 atarım, 4 yarım işte 5 atarım düşüncesinde ofansif oynayan bir hoca. Yani ofansif taktiği seven bir hoca. Ama tabii ki bu tip maçlarda, yani kritik maçlarda daha dikkatli oluyor. İşte tek forvetle çıkıyor biliyorsunuz. Bobo'yla, arkasında işte Olosko, Tello, Delgado oynuyorsa Delgado. Sanıyorum bu maçta Delgado oynamayacak. Yine Tello göbekte görev yapacak. Bence de iyi oynuyordu Tello. Yani o anda biraz kontrollü oynayacak. Yani ama netice oynayacağı da bir kesin yani. Çünkü burada 3 puan çok önemli yani. Burada 5 yaşın artık puan kaybetme lüksü yok. Yani bir puan, yani işte berabere kalayım falan böyle bir lüks yok. Çünkü çok kritik. 1-2 90 dakikası var Beşiktaş'ın. Öte yanda Sivas'ın Gençler Birliği maçını skoru da bu maçta çok ilintili bir olay. Yani Sivas puan kaybetti. Beşiktaş yenerse Beşiktaş tur da atabilir bu hafta. O yüzden ben açıkçası tur hazır olun diyorum yani taraftarlara. Beşiktaş bence bu hafta işi koparır diye düşünüyorum ama dediğim gibi öte yanda bakarsınız ki Denizli maçına da kalabilir her şey. İşte korakor giden bir liderlik yarışı var Sivas'ta. Beşiktaş arasında. Tabii Beşiktaş bir adım önde. Bu bir gerçek yani. Büyük bir avantajı var. Bu avantajı da iki maçta korumak zorunda diye düşünüyorum. Peki son olarak Gülöl abi bu pazar günü oynayacak maç için bir skor tahmini yapar mısın? Ben 2-0 Beşiktaş diyorum. Peki. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Fanatik Web TV'de şimdilik bizden bu kadar. Bir başka konu ve konukla tekrar karşınızda olmak dileğiyle iyi günler diliyoruz.